Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Ulumul Kur'an'a devam ediyoruz. Ve bugün Kur'an-ı Kerim'in parça parça inmesinin hikmetleri üzerinde duracağız. Hikmeti nüzulil Kur'ani müneccemen hal, biliyorsunuz o. Kur'an'ın parça parça inmesinin hikmeti. Nastati'u en nestahlisa. Özetlemeye gücümüz yeter. Yani özetleyebiliriz. Hikmete nüzulil Kur'an-ı Kerim müneccem. Kur'an-ı Kerim'in parça parça inmesinin hikmetini nereden istifade ederek? Minen nususil varideti fi zalike. Bu konuda var olan naslardan istifade ederek. Arkadaşlar, İslami ilimlerde nas deyince Kur'an ve hadis metni aklınıza gelecek. Bu hassas bir mevzu. Peki normal zamanda text, clear text İngilizce'de, açık metin demek. Ama İslami ilimlerde %98'i Kur'an ve sünnet metni manasına geliyor. Ve nücmiluha fîmâ ye'ti. Aşağıda gelecek şekilde icmal ediyoruz. Bir, el-hikmetül ula, birinci hikmet. Tesbitu fuadi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünü rahat tutmak, anlatabildim. Teselli vermek. Sabit kılmak. Çünkü sıkıntıya giriyor, ayet geliyor, kalbi ferahlıyor. Lekad veccehe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetehu. Resulullah davasını, davetini tevcih etmiş. İlen nasi, insanlara. Ey fevecede minhum nüfuran ve kasveten. Onlardan da nefret ve katılık bulmuş. Ve tasadda lehu. Onun hakkında teşebbüs etmiş. Tasadda ama kötü şeye teşebbüs. Yani genellikle. Kavmun, yani bir grup, gıladul ekbadi, ciğerleri kalın. Fataru alel cefveti, veya futriyu da olabilir. Yani kupkuru yaratılmış. Anladın mı? Ciğerleri guru, akılları guru, ne derseniz. وَجُبِلُوا عَلَى الْاِنَادِ İnat üzerine yaratılmışlar. يَتَعَرَّدُونَ لَهُ Resulullah'a sataşıyorlar. بِسُنُوفِ الْاَذَى وَالْعَنَةِ Anet, meşakkat vermek. İşkence ve şeyle, şiddetle, çeşitleriyle. مَعَ رَغْبَةِ السَّادِقَةِ Halbuki Peygamberimizin doğru bir arzusu var. Yani samimi. Fi iblâhihim, onlara tebliğ etme noktasında, el hayrallezî yahmiluhu ileyhim. Yani kendisini ona götüren hayrı tebliğ etmek. O da Kur'an-ı Kerim. Hatta kâlallâhu fî, hatta Resulullah, Cenab-ı Hak buyurmuş, bu ayeti çok okurum ben. Kehf'te de var, başka yerde de var. Fele'alleke, sanki yani veya umulur ki değil de burada, bâhi'un nefseke alâ âsârihim. Onların izleri üzerine kendini öldüreceksin. İzleri dediği gösterdikleri katı kalplilik vesaire. Nasıl? İllem yu'minu bihâdel hadîti esefâ. Bu Allah'ın sözü olan Kur'an'a inanmamalarından dolayı duyduğum sıkıntı sebebiyle neredeyse onların yaptıkları karşılığında kendini öldüreceksin. Bunu ben çok yaşadığım için ayet çok hoşuma gidiyor yani. Fekânel vahyû vahiy idi, yetenezzelu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetraten ba'de fetretin. Yani Resulullah'a aralıklarla, zaman aralıklarıyla iniyordu. Bima yusebbitu kalbehu alel hakki. Onun kalbini hakka ne yapacak? Takviye edecek şekilde. Ve yuşehidu azmehu. Azmini güçlendirecek şekilde. Lil mudiyyi devama. Kademen fi tariki davetihi. Yani davası yolunda, yani yürüme noktasında, anlatabildim, kadem ayak demek biliyorsun. La yubali, aldırmamak. Bi zulümatil cehaleti illeti yuvacihuha min kavmihi. Milletinden karşılaştığı cehaletin karanlıklarını aldırmadan. Fe inneha, zira bu cehaletin karanlıkları, çok güzel, Araplar çok güzel edebiyat yapıyor. Sahabetü sayfin, yaz bulutları gibidir.
Emma karibin takaşya. Kısa bir zamanda açılır, dağılır. Ulan çok hoşuma gitti ya. Burada takaşya, yani tetekaşya'dır arkadaşlar. Tefeül babından. Ama tetekaşya ağır geldiği için te düşmüştür. Anlatabildim. Bu önemli bir kaidedir yani. Tefeül babından te bazen düşer böyle. Tekaşya'a denmez. Tetekaşya'u. Çünkü yani yakında sönecek, parçalanacak olan. Tekaşya tıpkı o şey gibi. Yani bulutun dağılması birdenbire kaybolması. Yübeyyinullahu lehu, Allah peygambere açıklıyor. Sünnetehu fil enbiya'is sabikin. Geçmiş peygamberlerle alakalı sünnetini. Sünnet yani adetini, kaidesini. Ellezine küzzibu. Onlar ki tekzip edildiler. Ve uzu. Eziyete karşı karşıya kaldılar. Ama fasaberu. Hatta ce'ehum nasrullah. Allah'ın yardımı gelinceye kadar da sabrettiler. Ve enne kavmehu. Onun milleti, peygamberimizin. Le mükezzibuhu. Onu herhangi bir şeyden dolayı tekzip etmediler. İlla ulüven ve istikbara. Yücelik taslamak ve böbürlenmek gayesiyle, üstünlük taslamak sebebiyle. Feyecidu aleyhissalatu vesselam fi zalike. Yani peygamberimiz burada kendini buluyor. Es-sünnet-i ilahiye yani. Anladın mı? Sünnet-i ilahiyeye dahil görüyor. Fi mevkibin nübüvveti. Nübüvvet kervanında. Abret tarih, tarih boyunca. Elleti yeteessa biha. Ki onunla ne yapar? Yani yeteessa, yani şey, teselli eder. Tesliyeten lehu. Ona teselli vermek için. İzâe edâ kavmihi. Milletinin eziyeti, işkencesi karşısında. Ve tekzîbihim lehu. Onu yalanlamaları. Ve i'râduhum an, i'râdihim anhu. Ve ondan yüz çevirmeleri. Yani e'arada an, yüz çevirmek demek. Ayet-i kerime, başka ayet de var biliyorsun. En hasibtum en tedhulul cennete. O tam bu ayet. Kad nâlemu, biliriz ki ya Muhammed. İnnehu le yuhsinu kellezi yekulun. Le yuhsinu kellezi. Yani aynı mana. Yani onların dedikleri seni üzüyor. فَاِنَّهُمْ زِيرَا onlar لَا يُكَدِّبُونَكَ seni tekzip etmiyorlar aslında. وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِاَيَاتِ اللّٰهِ يَشْحَدُونَ bize de bu ayet bakıyor biliyor musun? Yani zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. وَلَقَدْ كُدِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ senden önce peygamberler de tekzip edildi. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُدِّبُوا وَعُوذُوا حَتَّى اَتَهُمْ نَصْرُونَ tekzip edilmelerine, işkence edilmelerine sabrettiler ta ki nasır ve zaferimiz geldi. En'am suresi bu da. Bir başka bir ayet. Fe in kezzebuke seni onlar tekzip ediyorsa fakat küzzibe rusulun min kablike senden önce peygamberle gelen peygamberleri de tekzip ettiler. Bu ayetleri hatırlıyorsun değil mi? Yani ce'u bil beyinati ve zuburi ve kitabil mubir. Mubir, munir. Yani açık deliller getirdiler. Yazılı sayfalar getirdiler ve açıkça bir kitap, Kur'an-ı Kerim yani kitap getirdiler. Ama anlamadılar muhatapları. وَيَأْمُرُهُ الْقُرْآنُ Kur'an Resulullah'a emrediyor. Biz sabri sabırla. كَمَا صَبَرَ الرُّسُلُ مِنْ قَبْلِهِ ondan önce gelen peygamberler sabrettiği gibi. فَصْبِرْ sabret. كَمَا صَبَرَ اُلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُولِ senden önceki ulul azm peygamberler sabrettiği gibi. Arkadaşlar ulul azm peygamber bazıları beş bazıları yedi diyor. Bu meşhur Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, Hazreti Musa. Evet. وَيَطْمَئِنُّ نَفْسَهُ ve gönlünü mutmain ediyor. Yani gönlünü rahatlatıyor. Bima tekeffelallahu bihi. Allah'ın üstlendiği şeyden dolayı. Bakın bihi dedik, min geliyor. Ona mini beyaniye diyoruz. Açıklayıcı min.
min kifayetihi emrel mukeddibine. Tekzip edenlerin durumuna Allah'ın yeterli olduğuna dair kefil olmuş. Ben yeterim onlara diyor. Siz fazla uğraşmayın. Vasbir ala ma yekulune. Dediklerine karşı sabret. Vahcurhum hecran celila. Güzel bir tarzda onları da bırak, terk et. Ve zerni vel mukezzibine ulin ni'meti. He? Ni'meti. Tamam, ni'meti mi dedim? Ha tamam. Yani varlık, welfare tam karşılığı burada. Ni'me tam welfare. Yani servet ve nimet sahibi olan o tekzipçileri bana bırak. Yalanlayanları. Ve mehilhum kalila. Ya azıcık onlara mühlet de ver. Göreceksin onların başına neler getireceğim diyor Kur'an-ı Kerim. Gel de kızma. Hoşuma gidiyor bu ayetler. Vada huve. İşte bütün bu dur. Ma ca'e fi hikmeti kasasil enbiya'i bil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'de peygamber kıssalarının gelişinin hikmeti de budur. Yani Resulullah'a senin gibi onlar da çekti demek. Ve kullen nekussu aleyke min enbâir rusuli. Yani sana peygamberlerin haberlerinden anlattıklarımızın hepsi mâ nusebbitu bihi fuâdeke. Senin gönlünü takviye etmek için. Ve küllemeşteddâ elemu rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah'ın sıkıntısı şiddetlendikçe li tekzibi kavmihi, milletinin onu yalanlaması sebebiyle ve dâhalehu işteddeye atıf, ona dahil oldukça el hüznü, yani sıkıntı bastıkça denilir buna, li edâhum, onların eziyetlerinden dolayı küllemanın cevabı, bakın nezelel Kur'anu de'men ve tesliyeten lehu. Ne zaman böyle olduysa Kur'an da desteklemek ve teselli vermek için nazil olmuş. Ve nasıl? Yuheddidul mukezzibine. Yalanlayıcıları tehdit ediyor. Bi ennallâhe ya'lemu ahvâlehum. Allah onların durumlarını biliyor. Ve seyücezihim. Onları cezalandıracak. Alâ mâ kâne minhum. Yani onlardan olan, değil mi? Günahlar sebebiyle. Felâ yahsunke kavluhum. Onların sözleri seni üzmesin. İnna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Biz onların gizli ve aşikar ne yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Ve la yahsunke kavluhum. Şu sözleri seni hüzne batırmasın. İnnel izzete lillahi cemi. Yo, özür dilerim. Onların söyledikleri seni üzmesin. Çünkü innel izzete lillahi cemi'a. Asıl izzet Allah'a aittir. İnnehu huve semi'ul basir. Ha? Var mı? Ne? Ha, el alim. Ya artık o adamlık. Olur. Kemâ yübeşşiruhullahu teâlâ. Allah onu tebşir ediyor, müjdeliyor. Bi âyâtil menâ'ati veya mün'ati vel galebeti vel nasri. Arkadaşlar, menâ düşmanlarını engellemekle müjdeliyor. Yani engelleyeceğini. Ne demek? Galip gelmek. Vel galebeti galip gelmek. Vel nasri zafer. Bu ayette çok tatlı. Vallahu ya'simuke minen nas. İnsanlardan gelecek olan bütün belaları bertaraf edecek. İşte bu mena'a. Anlaşıldı mı? Ve yansurakallahu nasran asisa. Allah sana izzetli, şerefli bir zafer nasip edecek. Başka keteballahu. Allah kaderde yazmış ki le aglibenne ene ve rusuli. Ben ve peygamberlerim galip geleceğiz. İnna Allaha kaviyyun aziz. Allah Allah. Ya bu çok tatlılaştı değil mi bu İslami ilimler? Ve hakeza aynı şekilde kânet âyâtul Kur'ani. Kur'an ayetleri idi. Tetenezzelu ala Rasûlillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize iniyordu. Tiba'an arka arkaya. Tesliyeten lehu ba'de tesliye. Arka arkaya teselli için. Ve izâen ba'de izâin. Taziye. Taziyede baş... Yani moralini bozma demek için. Azamı, izamı, vallahi bilmiyorum demiş. Bakın öğrenelim. Yani çünkü tam bilmiyorum. Bilmediğim şeyi niye söyleyeyim? Neymiş? Azamı,
İza mı? Taziye manasına olan İza, kısım. Huzur, dinginlik, teselli. Tamam. İza mı? Aza. Aza. Aferin, düzelttik bak, öğrendik. Hatta la ye'khuze minhu el huznu ma akhadahu. Ta ki üzüntü onda yapacağı tahribatı yapmasın. Böyle mana verilir arkadaşlar. Alacağını almasın demek Türkçesi. Onun karşılığı öyle değil. Bizde öyle bir şey yok. Üzüntü onda tahribat yapmasın. Ve la yestebiddu bihil esa. Yani sıkıntı onu otoritesi altına almasın. Çok güzel ama değil mi? Ve la yestebidde olacak. Hatta'dan sonra geldi ya. En var biliyorsun. Gizli bir en var burada. Yani sıkıntı ve dert ona otoriter bir hale gelmesin. Ve la yecidel ye'se ye'su ila nefsi sebila. Ve ümitsizlik onun gönlünde gönlüne gitmeye yol bulamazsın. Kısaca felehu fi kasasil enbiya'i usvetun. Peygamber için enbiya hadiselerinde, kıssalarında bir örnek. Ayrıca ve fi masiril mukezzibine selva. Allah Allah. Yalancıların yani akıbetlerinde de bir kurtuluş yolu. Yani bir ferahlık. Ve fil iddeti bin nasri busra. Ve fil iddeti olsa gerek. Yanlış okudum. Yani zaferle vaatte de müjdeler var. Ne kadar güzel değil mi? Ve kullema arada lehu şey'un min el hüzni. Ne zaman peygamberin bir üzüntü, sıkıntı başına gelse, tabii ki bir muktedat tabi'il beşeriyi. Bunu da unutmayın. Yani beşeri yaratılışı sebebiyle insanız yani. Üzülmemek mümkün değil. Küllemanın cevabı tekerrareti tesliye, tesliye tekrarlanmış teselli. Ve fesebete kalbuhu ala davetihi veya fesebete kalbuhu daha doğru. Kalbini davasında takviye eder. Vatma enne veya fesebete daha doğru. Fesebete kalbuhu ala davetihi. Kalbi davası noktasında kuvvetlenir. Vatma enne ile nasri. Zaferin geleceğine emin olur. Mutmain olur. Ve hadihil hikmetu. Bu birinci hikmet. Yani Resulullah'ın gönlünü takviye ve teselli. Hiyelleti raddallahu biha. Allah Allah. Ala i'tiradil küffari fi tencimil Kur'ani bi kavlihi teala. Şu ayetle Kur'an'ın parça parça gelmesi konusunda kafirlerin itirazına karşı bu hikmetle cevap vermiş Allah. Ne demiş? Kezalike biz böyle parça parça indiriyoruz. Biliyorsun okuduk bunu. Niye toptan gelmiyor diye sordular. Linüsebbite bihi fuadeke gönlünü takviye edelim. Varattelnahu tertiyle. Şu son paragrafı okuyacağız. Hakkınızı helal edin. Mevzuyu parçalayamayız. Kur'an ayetlerinin parçalanmasına benzemez bu. Kale Ebu Şamete. Bu da çok büyük bir alim. Yani İmam-ı Şafii'nin mezhebinden Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir eseri var. Kur'an ilimleriyle alakalı. Duymuştum da bu kadar adını bilmiyordum. Abdurrahman bin İsmail el-Makdisi diye acaba öyle mi biliyorum ben? El-Makdisi'yi tanıyorum ama Ebu Şame'yi duymuşum. Fe'in kıyle denilse ki mes-sırru fi nüzulihi müneccemen. Parça parça Kur'an'ın inişinde sır ne? Ve hellâ unzile kesâilil kütübi cümleten. Diğer mukaddes kitaplar gibi toptan inme indirilemez miydi? Hellâ biliyorsun. Kulna deriz ki hâdâ suâlun kad tevellallâhu cevâbuhu. Bu öyle bir sorudur ki Allah onun cevabını kendisi üstlenmiş. Fekâle Teâlâ. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? Gerek yok manaya. يَعْنُونَ şunu kastediyorlar. كَمَا اُنْزِلَ عَلَى مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الرَّسُولِ. Kendinden önceki peygamberlere indirildiği gibi keşke Kur'an da toptan inseydi demişler. فَاَجَابَهُمْ تَعَالَى بِقَوْلِهِ. Cenab-ı Hak şu sözü kezelik. Biz böyle yaptık. Yani parça parça ey enzelnahu mufarrakan. Niçin? Linüsebbite bihi fuadeke. Yani litukavviye bihi kalbeke. Veya yok, litakva bihi kalbuke. Onunla kalbin güçlensin. Linukavviye olması daha doğru değil mi?
T değil de Nun olmalı bence. Olabilir ikisi de. Ama Nun olması daha doğru. Fe innel vahye, çünkü vahiy idâ kâne yeteceddedu fî kulli hadisetin. Her hadisede yenilenince, bak izanın cevabı geliyor, iyi dikkat edin. Kâne akvalil kalbi, kalbe daha güç verir. Ve eşedde inayeten bir murseli ileyhi, kendisine vahiy gönderilen şahsa daha çok itina gösterildiğini belirtir. Ve yestezimu zâlike, böylece bu gerektiriyor, kesrate nüzulil meleki ileyhi, meleğin çokça inmesini. Ve teceddüdel ahdi bihi, ona verilen sözün yenilenmesini. Allah'ın verdiği söz var ya. Ve bima ma'ahu min er-risaletil varideti min zalikel cenabil aziz. Aziz olan Allah tarafından varid olan peygamberliğin yenilenmesi bir nevi. Feyahtusu lehu min es-surur. Peygambere bir sevinç ortaya çıkar. Ma takassara ma taksuru anhu ibaratu. Yani ibare ve ifadelerin ifade etmekte aciz kalacağı. Taksur, eksik kalacağı demek. Yani onu nasıl ifade edelim? Ve lihada, bu sebeple kâne ecvede, daha iyidir. Mâ yekûnu fî ramadâne, Ramazan'da nüzulün olması daha güzel. Likesreti, ne bu? Lukyâhu Cibril'e. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Cibril ile daha çok buluşması. Lukyâ, buluşma. Cezâkumullâhu hayran kesîran. وَعَلَّمَنَ اللّٰهُ عِلْمًا نَافِعًا. Sonra da El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim.